Merhaba arkadaşlar, Akvaryum Balıkları Kültürel Bilgi Kanalı'na hoş geldiniz. Bu videomda size Atlas Akvaryum'un içini gezdireceğim. Atlas Akvaryum küçük bir pet shopçu fakat içerisinde çok çeşit olan bir akvaryum dükkanıdır. Gerek balık gerekse kuş olarak çok çeşit bulunmaktadır. Size bunları hem gezdireceğim hem göstereceğim. Bu videodan zevk alacağınızı umarım. Gördüğünüz gibi Atlas Akvaryum. Çorlu'da Heykel Meydanı karşısında. Dışarıdan kedi mamaları, köpek mamaları, akvaryumlar, kafesler. Dışarıdan bile daha içeri girmeden ne kadar çok çeşit olduğunu görebiliyorsunuz. Deniz akvaryumu da var. Malzemelerimizde çeşit malzemeler var. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Merhabalar. İlk önce deniz akvaryumumuzu çekelim. Deniz balıklarımızın akvaryumu. Bu şekil tuzlu su. Üstte de tuzlu su. Kuşlarımız var. Papağanımız var. Muhabbet kuşlarımız. Evet. Türkiye'deki en büyük papağanlarından birini size gösteriyorum. Amerikan Macaw papağanı. Çok fazla konuşmasa da ara ara birkaç kelime falan konuşuyor. Şöyle balık malzemelerimiz var. Akvaryum malzemelerimiz var. Şurada küçük küçük tuzlu su akvaryumlarımız var. Şuraya mercan yapmış anladığımız. Şurada tek bir deniz balığımız var. Altı kapalı. Burada da gördüğünüz gibi havuz balığımız mevcut. Kuyu balığımız. Şurada bir midasımız var. Şurada akvaryumlarımız çeşit çeşit. Kütüklerimiz var. Ağaç kütüklerimiz var. Şimdi balıklarımıza geliyoruz. Evet, burada neon balığı var. Zebra balığı var. Işıklı tetra balığımız var. Buraya geldik. Burada Dubai'si balıklarımız var. Gördüğünüz gibi. Yavrularımız ve yetişkin. Dubai'si mafsalarımız da var. Buraya iniyoruz. Yine burası bir karma akvaryum. Sarı prenseslerimiz, yunuslarımız. Buraya geldik. Bir balığımız ölmüş. Auratus balığımız var. Auratus balığımız çok gergin, çok sert bir balıktır. Muhtemelen o öldürmüş olabilir onu. Evet, burada frontoza balıklarımız var. Damızlık altları. Ve yavru yunus kolonimiz var. Büyük bir koloni. Fiyatları
Ne kadarmış? 5 TL. Gördüğünüz günüz balıkların fiyatları 5 liraymış. Frontozalarımız 60 TL. Buraya geldiğimizde karışık prenseslerimiz var. Onlar da 5 TL. Avratuslarımız, sarı prenseslerimiz, mavi prenseslerimiz var. Onlar da 5 TL'ymiş. Buraya girdiğimizde orada bir şey yok. Yunus balığımız, sarı prensesimiz var. Buraya geldiğimizde Tropeus Dubai'si mavsa 15 TL'ymiş. Volt kalbusa 50 TL'ymiş. Ne kadar küçük olmasına rağmen fiyatı bayağı pahalı. Evet, geldik kırmızı mücevherlerimize. Bunlar 15 TL'ymiş. Evet, burada bir avratusumuz var. Bir de Grand Terror balığımız var. Terör balığımız 35 TL'ymiş. Güzel bir balık. Evet. Pacu balığımız var burada. Bir adet demosanimiz var. Pacu balığımızın fiyatı da 20 TL'ymiş. Yukarı geliyoruz. Kaliko var. Mapanga var. Yamasini var. Kaliko'nun fiyatı 10 TL. Mapanga'nın 10 TL. Yamasini'nin fiyatı 15 TL'ymiş. Yukarı geldik. Yine Yamasini, Frontoza. Yamasini 10 TL, Frontoza 20 TL. Fiyatları varmış. Tropik tarafımıza geçiyoruz. Siyah melek balıkları var. Onlar da 10 TL. Bromiler 20 TL'ymiş. Petrozon balıkları 10 TL'ymiş. Melek balıkları 25 TL. Evet. Lepistestimize geldik. Gördüğünüz gibi Lepistes balıklarımız 5 TL'ymiş. Çöpçü 4 TL. Batos balığı 15 TL. Makrakanta 25 TL. En çok beslenen, hobiye ilk başlayan arkadaşlar genelde Lepistes'te başlıyor. Albino Kui Lepistes. Frenatus 15 TL. Cujovatus 15. Peliviera 10 TL. Panga Çöpçü 15. Cujovatus 35 TL'ymiş. Evet. Etçil Pirenalar var. Etçil Pirenalar 25 TL. Astronotlarımız 20 TL'ymiş. Ama küçük astronotlar mı, büyükler mi bilmiyorum. Büyüklerdir muhtemelen. Devam edelim. Evet. Melek balıkları 5 TL'ymiş. Damızlık çöpçüler 10 TL. Siyah lepistesler 15 TL. Karışık moli balıkları. Benim ilk beslediğim balıklardan.
Yani ilk derken ilklerden. Moli balıkları 7 TL'ymiş. Güzel balıklar. Zevk veriyor. Beslemesi tavsiye ederim. Evet, gördüğünüz gibi altınbaş Japon, aranavlar Japon, kelebek Japon, pengosuz. Japon balıkları 15 TL'ymiş. Pengosuz 25. Kelebek Japon 20. Geldik Japon balığı ailesine. Evet, ve çok dükkanımız küçük ama balık adedimiz çok çok iyi bir şekilde beslendiği için ölümler çok görünmüyor. Burada yaklaşık 10-20 adet ölüm olması lazım. Bir adet ölü var, o da Avratus'un çok sert olmasından dolayı Avratus ona vurmuş olabilir. Burada 4 TL'lik Japon balıklarımız var. Şöyle. Mavi remizleri 20 TL'ymiş. Elektrik mavi balon remizleri 25 TL. Evet. Gül barbuz Pedrozon 10 TL. Astronotlarımız 20 TL, az önce geçmiştik bunları. İçin Pirenalar 25 TL. Sert görünüyorlar. Burada bitki akvaryumu. Şöyle biraz uzaktan çekeyim. Işıkla bayağı bir ışık. Yoğun ışık altında bitkilerimiz daha hızlı büyümesini sağlıyor pek çokça arkadaşımız. Küçük ama her türlü malzememiz mevcut. Sponsor değilim fakat size pek çokçuyu gezdirmek istedim. Neden gezdirmek istedim? Çok güzel manzaralar var. Fiyatlar burada biraz pahalı. Fakat balıklar kaliteli, malzemeler kaliteli, akvaryumlar kaliteli. Akvaryumun fiyatı 1650 TL. Şu şekilde akvaryum. Masalı. Burada büyük bir akvaryumumuz var. Görüyorsunuz. Dolaplı bir akvaryum. Bunun da fiyatı 2000 TL. Küçük akvaryumumuz var. 35 TL. 95 TL'ye şöyle bir akvaryumumuz var. 590 TL şu şekilde akvaryumumuz var. Yine kafesler. Yukarısı kafes dolu. Müşterilerimiz de var içeride. Kapağımızı tekrar gösterelim. Amerikan makap kapağı. Tartımız ya, kolay gelsin. Sen misin? İyi. Evet, yemlerimiz. Yemlerimiz. Bunlar da motorlar. Her çeşit dış motor mevcut. Her çeşit yemimiz de mevcut.
kedi köpek kafeslerimiz var. Akvaryum içerisine dekorlar burada. Şurası genelde vatoslar için kullanılan küpler. Ama genelde diyorum her balık için de kullanılır şunlar. İçine girip saklanabileceği mağaralar. Burada kanaryamız var. Çok güzel bir kanaryamız. Bir kanaryamız var. Gördüğünüz bir papağanımız var. Şurada da bir papağanımız var. Balıklarımıza, kuşlarımıza şu şekil ağır slow müzik günün 12 saati, 24 saati izleniyor. Deniz balığımız harika. Alyaçomuz da güzel. Kafeslerimiz. Yüzlerce kafesimiz var. Amerikan makav papağanımız şu an uykuya dalmış. Yiyelim mi? Yiyelim, versen bana. Kumlar, kayalar. Bir de yüzler var yani. Balıklarımız için mevcut. Her çeşit yem çeşitlerimiz var. Dediğim gibi küçük bir pet shopçu olmasına rağmen tıka basa ağzına kadar dolu malzeme, ağzına kadar dolu balık. Ve bayağı bir kuş çeşitlerimiz mevcut. Jumbo. Jumbo muhabbet kuşumuz var. Onu görmeyen arkadaşlar varsa onu da göstereyim size. Evet. Uzanmayalım. Kuyruğu biraz kısalmış diyor. Küçük gözüküyor. Şey, tozu, incecik tozu devam ediyor. Tamam mı? Onu şimdi papağanımız benim burada bildiğim 7 yıldan beri duruyor. Benim bildiğim bu papağanımız. Satılık değil, sembol olarak durduğunu düşünüyorum. Fiyatını bir kere sorduğumda 8000 TL demiştim. Pet shopçu bana kalsın demiştim. Tropikleri toplu çekelim. İnanılmaz şekilde fiyatların içerisinde durması gerekenden fazla balık var. Ama burası bildim bileli böyle 15 yıldır pet shopçuya geliyorum. Burası hep ağzına kadar balık dolu. Her yer kafes. Her yer balık malzemesi. Burada bulamayacağınız balık malzemesi yok. Fiyatlar uygun değildir yani. Sponsoru değilim. Ben sadece rica ettim. YouTube'daki arkadaşlarıma sizin pet shop dükkanınızı gezdirmek istiyorum. Tanıtmak istiyorum diye. Yani buraya gelen çok uygun fiyat beklemesin. Çok yüksek fiyatlar değil ama çok da uygun fiyatlarımız. Atlas Akvaryum'da çok uygun fiyatlarımız yok yani. Geldik işte çok pahalı falan demeyin. Uygun balıklar da var. Pahalı balıklar da var. Bütçenize göre balık var. Kıyı balıklarımız hakkında
göl balığıdır. Görüyorsunuz. Biraz belki Çorlu'dan, Çorlu civarından arkadaşlara biraz lazımsa gelip bu midasımızı, tam damızlık midasımızı alabilir. Fazla kafa yapmamış, çok iyi bir şekilde geçmişi, çok iyi bir şekilde beslenmiş diyemeyiz. Evet, görüyorsunuz kedi balığımızı, köpek balığımızı burada. Ürkütüyor. Çok güzel manzaralar. Olduğunu düşünüyorum. Videomdan keyif alacağınızı düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Abone olmayan arkadaşlar abone olabilir. Son bir kez dolaşacağız ve videomuzu sonlandıracağız. Kafeslerimiz. Bu kadar küçük bir dükkana yüzlerce kafes olduğunu söyleyebilirim. Sadece kuş kafesleri değil, kedi köpek kafesleri de mevcut. Yani burada bulamayacağınız balık yok. Frontoza kolay bulunan balık değil. Midas mesela kolay bulunan balık hiç değil. İstanbul'dan arkadaşlar bana midasım vardı, onu almaya gelmişlerdi. İstanbul'da bile bulamamışlardı mesela. Pirana her yerde bulunmaz. Salamı çok severler. Ekşi piranalar. Köpek balıklarımız. Çok hızlı bir şekilde büyür. Fakat aklımda çok hastalık yaptı. Şimdi ben köpek balığı beslenmeyi çok tercih etmiyorum. Kapağımıza geldik. Net bir görüntü çekeyim size. Kapağımız 8 yıldır benim bildiğim burada. 8 yıldır burada kafeste sıkılmış olmalı. Kafeste tam papağan kafesi. 1,5 metre boyunda. 50 santim genişliğinde. 60 santim uzunluğunda. Çok güzel beyaz muhabbet kuşlarımız var. Sarı. Lekesi sarı arayanlar. Şöyle.